Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir. Vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te Hayatın Ekranı 14'te. Sevgili 14 TV izleyicileri, bulunduğumuz yerden herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve selamı üzerinize olsun. Değerli 14 TV izleyicileri, sizleri 14 TV Avrupa ekranlarından selamlıyoruz ve bugün Hollanda'nın Den Haag şehrindeyiz. Sakaleyn Camisi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi şehadet günlerinde Hazreti Fatıma annemizi anma gününü yad ediyoruz ve yanımızda Sakaleyn Camisi yönetiminden bir kardeşimiz var. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz de nasılsınız? Sağ olun, Allah dualarınızı kabul etsin. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Ramazan Çakmak, Türkiye'nin Elazığ şehrinden gelme. Buradaki cemiyetin çoğu da Elazığlı vatandaşlarımızdan. Hollanda'da yaklaşık 30 yıldır yaşıyorum. Burada benim gibi sonra da mektepte tanışan bir cemaatta bulunuyorsunuz. Burası müstefsir bir cemiyet. Türkiye'de birçok Şii cemiyasının tanıdığı merhum Muhammed Avcı'nın girişimiyle kurulmuş bir merkezdir. Merhum Muhammed Avcı Hoca faaliyetlerini 1989'ların sonunda başladı, bildiğiniz üzere. Ramazan kardeşim, dilerseniz önce caminin kuruluşundan başlayalım, sonra ufak i̇şte, ufak sohbetimize başlayalım. Evet, işte dediğim gibi, arz ettiğim gibi merhum Muhammed Avcı Hoca'nın 1989'larda Vahdet Camisi ünvanıyla başlattığı hareket Den Haag'da ve Almanya'nın birçok şehrinde. Burası da bunun bir parçası. Tabii biz yıllarca başka muhtelif yerlerde, faaliyetlerde bulunduk. Den Haag'ın birçok yerinde mescitlerimiz oldu. Ve nihayeten bu merkezi, bulunduğumuz yer Sakaleyn ismiyle 2016'dan beri bu merkez, daha önce muhtelif yerlerimiz olmuştu, faaliyet göstermekte. Sakaleyn kelimesi iki ağır emanet demek, Kur'an ve Ehl-i Beyt anlamına geliyor. Ve biz burada birçok faaliyetimiz var. Namaz kılma dışında hafta sonları gençlerimize ve çocuklarımıza çeşitli dersler verilmekte. Bunlar işte Kur'an eğitimidir, dil eğitimidir. Bunun yanında Farsça. Kendi ana dilimiz mi? Benim ana dilim Zazaca'dır. Ben Zaza kökenliyim. İçimizde Kürt ve Türk kökenli kardeşlerimiz de var. Yani buradaki dil dersi veriyoruz diyorsunuz ya. Yani Türkçemiz Farsça ve Farsça'nın yanında Hollandaca derslerine yardım ediliyor. Ve tabii bunun yanında da Kur'an dersleri. Farsça dersleri haftada kaç gün veriliyor? Şu anda ara verdik. Maalesef koronadan dolayı bunlara ara verdik. Ama online olarak, yani ders gören kardeşlerimiz henüz devam ediyor. Ama daha önce merkezimizde bu fırsattan birçok kişi Farsça dilini öğrendi. Hem büyüklerden ve hem de gençlerden. Böyle bir imkanımız oldu. Farsçayı birçok kardeşimiz öğrendiler. Siz biliyor musunuz Ramazan kardeşim? Evet, ben de bu öğrenen kardeşler arasındayım. Yeterli mi?
Yani evet, yeterli sayılabilir. Ne kadar biz sabah kadar okuduk yani. Ne kadar bir zaman lazım Farsça iyi konuşmak? Bizim kökenimiz Zaza olduğu için ana dilimiz Farsça yakın. Yani müşterek çok kelimemiz var. Artı biz burada haftada iki defa ders görüyorduk, birer saat olmak üzere. Hafta sonları mı? Hafta içi ve hafta sonu akşamları. Ve bu yaklaşık 1,5-2 sene sürdü. Yani 5 kitabı bitirmemiz yaklaşık bu kadar zamanımızı aldı. 5'te mi? Evet. Ramazan kardeşim, buradaki cemaatin çoğunluğu dediğiniz gibi Elazığlı değil mi? Evet, çoğu Elazığlı, evet. Aynı köy mü? Aynı yöre mi? Hayır, aynı köy değil de Elazığ'ın Palo ilçesi diyelim, Karakoçan diyelim, merkez. Genellikle Palo ve Karakoçan ilçelerinden. Sonradan Ehl-i Beyt yolunu seçtiniz. Bu konuda düşüncesi olanlara neler söylemek istersiniz? Anne ve babadan Ehl-i Beyt taraftarı olarak, Ehl-i Beyt'i sevenler olarak doğan kardeşlerimiz bunun için anne ve babalarına teşekkür etmeli. Ama biz bunu, biz yani sonradan müstefsir olan insanlar, Ehl-i Beyt'i tanıyan insanlar, bizim İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimine teşekkür etmemiz lazım. O şehitlere ve devrim lideri İmam Hümeyni'ye teşekkür etmemiz lazım. Çünkü biz ilk önce o devrimi ve İmam Hümeyni'yi tanıdık ve ardından Ehl-i Beyt Mektebi'ni tanıdık. Yani onlara olan teveccühümüz, onlara olan ilgimiz nihayeten Ehl-i Beyt'i tanımak ve onları kabullenmekle sonuçlandı. Yani biz bu konuda Allah rahmet etsin İmam Hümeyni'ye ve bütün inkılap şehitlerine ve ulemamıza, biz onların o cesaretlerine ve onların çabalarına bütün bu güzellikleri borçluyuz. Cenab-ı Allah yürüdüğünüz yolda devam etmeyi nasip etsin. Peki Ramazan kardeşim, Kerbela'ya ve Kuma Meşhede gittiniz mi? Evet, hemen hemen her yıl burada. Erbayın'a gidiyorsunuz. Erbayın'a da geçen sene, yani geçen dönemde gittik ve şu anda da bir kısım kardeşlerimiz dün Kerbela'ya hareket ettiler ve iki gün sonra Meşhede bir kısım kardeşlerimiz hareket edecekler. Bizim genellikle bu yılbaşı tatilini fırsat bilerek kervanlar düzenliyoruz. Hem Irak ve hem İran seferlerimiz oluyor. Peki değerli kardeşim, Sakaleyn Camisi'ne biz ilk defa geliyoruz. Biz de Belçika'da yaşıyoruz. Ne kadar aile var bu çevrede Elazığlı olarak? Yani müdaim ailemiz yaklaşık 100 haneye kadar varıyor. Cami cemaat mi? Evet, hemen hemen. Evet. Diğer cemaatler hangi yörenin insanı? Bizim dışımızda tabii Iğdırlı kardeşlerimiz var. Burada 14 masum ve Ehl-i Beyt camisi var. Iğdırlı kaç ev var Denak'ta? İki mescit var. İki ayrı mescit var. 14 ve 14 masum ve Ehl-i Beyt camisi diye. Onlarla da çok güzel diyalogumuz var. Kaç hane var burada Iğdırlı? Iğdırlılar 1000'den fazla hane vardır. Iğdırlı daha baskın. Evet, peki başka? Elazığlı çok fazla tabii. Benim bahsettiğim sadece bu merkeze bağlı olan kardeşlerdir. Ama aile olarak çok çok fazla Elazığlı var. Zaten Lahey şehrinde çoğu insanlar ya Aksaraylıdır, ya Elazığlıdır, ya da Iğdırlıdır. Türkiye'den gelenler. Buradaki birlik, beraberlik nasıl? Güzel, güzel. Yani sadece biz Ehl-i Beyt taraftarları, sevenleri değil, diğer cemiyetlerle de çok güzel, sıcak ilişkilerimiz var. Toplantılarımıza genellikle, özellikle Vahdet toplantısına ve Hazreti Fatıma'nın doğum günlerine onları davet ederiz. Hem bayanlar hem erkekler iştirak ederler. Ulemalardan iştirak edenler oluyor. Burada Şeyh Said Camisi var. Efendime söyleyeyim, Hicret Camisi var. Ve birçok bu merkezlerden de kardeşlerimiz, abilerimiz bizim celeselerimize katılırlar ve bizi onurlandırırlar. Katılım iyi diyorsun. Evet, yani tabii bu koronadan sonra yeni yeni tekrar insanlar camiye alışmaya başladı. Yani YouTube sayfamız da var. Oradan da işte o katılımları müşahede edebilirsiniz. Yani güzel, dana ortamı güzel. Yani bu taassup olayı falan nispeten az diyebilirim. Rabbim yolunuzu açık etsin. Bu arada çoluk çocuk var mı? Evli misin? Evet, evliyim. Esas mesleğiniz ne?
Ben serbest meslek sahibiyim, işverenim. Maşallah. Evet. Peki buradan dünyanın her yerinden bizi izleyen Ehl-i Beyt dostlarına tavsiyeleriniz, önerileriniz ne olabilir? Yani Allah'ın bu ipine sımsıkı bağlanalım. Biz ki bu yolu sonradan keşfettik. Yani bunun ne kadar içinde olanlar belki değerini az anlıyor olabilir. Yani bu değerlerin kıymetini bilelim. Bu tür günleri, bu tür eyyamullahları fırsat bilelim. Bunları değerlendirmeyi ve bunlarda rızkımızı toplamayı fırsat bilelim. Değerli kardeşim, siz de gezimize devam ediyoruz. Sakaleyn Camisi'ni tanımaya devam ediyoruz. Merhum Hüccetül İslam Mehmet Avcı, bize kısa bir son zamanlarını anlatabilir misiniz? Tabii son seferinde merhum Eymet Harun ziyaretine gitmişti. Ben de ziyaretin kafilenin içerisindeydim. Kendisi işte Kerbela, Samarra, Kazmeyn ve ardından Meşhed'e geldik. Meşhed'de son günümüz idi ve kuma dönecektik. Tabii son gününde kendisi yani özel ziyaretlerini yaptı. Bütün gün zaten zamanını haremde geçirmişti. Ve haremin çıkışında kalp krizi geçirdi ve orada vefat etti. Bir rahatsızlığı var mıydı? Evet, bir kalp rahatsızlığı vardı. Kalp ritim bozukluğu vardı kendisinde. Ve orada vefat etti ve tabii hastaneye kaldırıldı. Maalesef kurtarılamadı. Mekanı cennet olsun. Şu anda kabri şerifi nerede? Evet, kabri şerifi Hazreti Masume'nin hareminde. Meşhed'de rahmetli oldu. Oraya izinle defnetti. Evet, yani yabancı olan nadide kişilerden birisidir. Yani orada defnedilen nadide kişilerden birisidir kendisi. Hemen İmam Rıza kapısı var hareme girerken sağ tarafta. Tabii Türkiye'li birçok insan bilir ve ziyaret eder kuma giderken. Kendisi şu anda işte ilahi bir takdir ver. Herhalde o da ödülünü bu şekilde aldı. Allah rahmet etsin. Yani. Evet, gezimize devam ediyoruz değerli 14 TV izleyicileri. Evet değerli 14 TV izleyicileri, Hollanda'daki çekimlerimize devam ediyoruz ve bulunduğumuz yer Hollanda'nın Den Haag şehri. Burası bir cami, Sakaleyn Camisi. Ramazan kardeşim burayı gezdiriyor. Burada çok güzel bir stüdyo var. İslami konularda televizyon programlarının yapıldığı yer. Şia Müslüman platformu. İnanılmaz güzel. Bu stüdyoda neler yapılıyor? Güzel bir platform. Evet, burada işte çekimler yapılıyor. Özellikle biz korona döneminde faaliyetlerimize ara vermek istemedik. Yani online de olsa insanlara ulaşmaya çalıştık. YouTube kanalımızda da Kur'an ve Ehl-i Beyt Mektebi adında bir YouTube kanalımız var. Oradaki faaliyetlerimiz devam etti. Burada hem Kur'an celeseleri için istifade edilen bir stüdyo. Özellikle Ramazan'da burada Kur'an ziyafetleri falan verilir. Bunun dışında işte gördüğünüz gibi çekimler falan yapılıyor, sohbetler. Allah muvaffak etsin. Amin. Evet, devam ediyoruz çekimlerimizi. Değerli kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Elmir, Azerbaycanlıyım. Elmir, soyadınız ne? Abdurrahmanov Elmir. Peki, Azerbaycanlısınız. Evet, Azerbaycanlıyım, burada yaşıyorum. Den Haag'da yaşıyorsunuz. Yok, Alkmaar şehrinde yaşıyorum. Buraya geldik, davet ettiler.
Alkmaar'dan geliyoruz. Peki hoş geldiniz. Biz de Belçika'dan geliyoruz. Bildiğiniz gibi şehadet günleri. Neler söylemek istersiniz bizlere? Evet, burada bulunmamızın sebebi odur. Hanımların hanımı olan, annelerimizin annesi olan Fatime Zehra Hanım'ın anıyoruz. O gün bugün için buraya toplanmıştık arkadaşlarla. Bakü'den de misafirlerimiz var, başka ülkelerden de. Bir yerde inşallah bu meclisi Allah hayırlıkla bizlere yazar kitabımıza ki Allah'ın yanında da biz de bir iyi amel ettiğimiz kabul olunur inşallah. İnşallah. Bu bulunduğunuz yerde Ehl-i Beyt dostları çok mudur? Yavaş yavaş çoğalıyor. Yani eskiden çok azydı. Var idi de ama tanımıyorduk birbirimizi. Şimdiden yani birbirimizi tanıyoruz. Yani bugün mesela bir 5-6 arkadaşla da daha da yakından tanış olduk. Yani böyle var. Şükürler olsun. Yani böyle meclislerin olması bizi daha da gururlandırdı. Katılımcılardan çoğunluğu erkek mi, hanım bacılarımız? Bence çoğunluk erkekler. Ama kadınlar da var. Ama çoğunluk erkeklerde. Ama bu meclis yani kadın erkek fark etmez. Bu her Ehl-i Beyt'i seven, Ehl-i Beyt'e aşık olan her bir Allah'ın kulu yani böyle meclislerde iştirak etmesi lazım yani. Biz de yani gurur duyuyoruz ki biz de bugün buradayız. Bu arkadaşlarla bir yerdeyiz. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin. Allah bütün verilen böyle güzel meclisler kabul etsin, ihsanları kabul etsin. Her zaman böyle meclislerde Allah bizleri buluştursun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sizi de gördük, tanıdık, memnun olduk. Allah razı olsun. Hepimizden. Hacı abim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sizi de bir tanıyalım. Benim adım Asim Abdullayev. Hollanda'da yaşıyorum. 24 senedir özüm Azerbaycan'dan gelmişim bura. Böyle günlerde, Eyyam-ı Fatimiye'de Allah bize lütfedibdir bu meclislerde iştirak etmeye. İlk önceden İmam Zaman Ağa başta olmakla ve bütün müminlere başsağlığı diliyorum. Allah annemiz Fatime'ye ve onun bütün Ehl-i Beyt'e selamımı söylüyorum ve başsağlığı veririm. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Sizi de bir tanıyalım. Ben Veli Rüfet, Rasim oğlu, Bakıdanam. Bir 4 ile yakındır burada yaşıyorum. Genaf'ta mı yaşıyorsunuz? Yok. Sıxalxın diye bir şehir vardı. Biraz buradan ardısı bir 100 kilometre aralda. Oradan gelmişim. Bu güzel meclis iştirak etmiş. Hoş geldiniz. Peki çok Azerbaycanlı var mı? Ehl-i Beyt dostu diyelim. Valla biz böyle bir meclislerde görmek daha çok nasip olur tabii ki milletimizi. Yani tabii ki Türk kardeşlerimiz kadar çok değiller ama şey var. İnşallah Cenab-ı Allah sayılarınızı çoğaltır. Bildiğiniz gibi bugün Eyyam-ı Fatıma günleri. Hazreti Fatıma annemizi anıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Valla... Neçe vaxtdır ki bugünü gözləyirik, səbirsizliyinə gəlib iştirak eləmək üçün. Bugünü təşkil edənlərdən təşəkkürümü bildirirəm təbii ki. Allaha şükür ki, bizə nəsib elədi bu gözəl xanım Fatimə Zəhranın məclisində iştirak eləməyi. Yəni, Azərbaycandan Bakıdan da qonağımız var təbii ki, Əhl-i Beyt aşığımız, Seyid Taley, onu da görmək şad olduq təbii ki. Ne diyeyim? Yani sevindiği için bugün de bize nasip oldu, iştirak edildi. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah razı olsun, çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Değerli kardeşim, selamun aleyküm. Aleyküm selam, Allah'ın selamı olsun. Siz de bir tanıyalım, adınız, soyadınız, Melmekil. Azerbaycanlanam, adım Hayal'dı. Yarı Hayal, İbrahim oğlu. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? Yok, yeni geldim ben. Hoş geldiniz. Hayal kardeşim, güzel isminiz var. Eyyam-ı Fatıma günleri, Hazreti Fatıma annemizi anıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Peygamber, Muhammed Peygamber salavatullah dünyasını değişenden sonra, yani değişmemişten kabağı, can üstünde olanda
xanım Fatimeyi Zəhra yanında çox ağlayırdı. Çox çox ağlayırdı. Və Peyğəmbər xanım Fatimeyə bir işarə verdi. Yaxına gəlsin deyə qulağına pıçıldadı. Bunu xanım Fatimə dayandı. Yəni biraz təmkinləndi. Və ona Peyğəmbərimiz ona deyirdi ki, sən bu yaxında dünyanı dəyişəcəksən, biz səninlə qovuşacaq tezinlə, əhl-i beytimlə, sən birinci mənimlə qovuşacaqsan. Və üstündən 70 bəz rəvayətlərə görə deyirlər ki, 75 gün Peyğəmbər, kızın arası, 75 gün, bəzi rəvayətlərə görə 95 gündür. O həmin 75 gündən 95 gün əhyayı Fatimədir, yəni gün deməkdir, gözü də deyirsiniz. Yəni biz də indi çox sağ olsun Hacı Asim dəvət edib məni, mən də gəlmişəm bura. İnşallah Allah hamını var eləsin. Xanım Fatimə ilə. Allah dualarınızı kabul etsin. Sık sık oluyor mu böyle toplantılar, şehadet günleri? Denak'ta? Valla ben yeni geldim buraya. Yani ne kadar oldu ki? Ben bugün geldim. Yani gezmeye mi geldiniz? Yo, dediler, davet ederler ki burada Avrupa'da yani şey olacak. Ben özüm Rotterdam'daydım. Dediler, davet ettiler. Ben dedim bundan hoş halımıza da yani. Dönecek misiniz Azerbaycan'a? Hayır ya, dönmeyeceğim. Temelli geldi. Peki, hoş geldin. Hoş geldin. İnşallah. Çok teşekkür. Allah özü sağ olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin amin. Cümlemizin. Herkese teşekkürlerimi bildiririm. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar kardeşim. Akşamınız hayır olsun. Sizi de tanıyalım. Ramil, Azerbaycanlıyım. Ramil? Vallahi Ramil. Siz kaç yıldır buradasınız? Biz Ukrayna'dan geldiyiz. Bir yıldır buradayız. Azerbaycanlısınız? Azerbaycanlıyız, bəli. Peki, günün mana önemini bize biraz anlatabilir misiniz? Neler söylemek istersiniz Hazreti Fatıma anamız hakkında? Bugünkü gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Hanım Fatıma Zehra Salamullah'ın şehadet günüdür. İslam'da bütün Müslümanlara başta İmam Zaman olmaqla baş sağlığı arz edirəm. Bugün elə bir gündür ki İslam'da, yani ki bu günü dərk eləmək əhli şiyə, əhli sünnə fərq etməz. Bu günü dərk eləmək lazımdır ki Əşrəf-i Ənbiyanın kızının şehadet günüdür. Yani biz de o yüzden yığılışmışıq buraya. Yani ki Əhl-i Beytin necə deyirlər, xoş günlə xoşlanıyoruz, qəmli günlərinə də qəmlənirik. Ha. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'ın sağ olun. Değerli kardeşim, selam aleyküm. Aleyküm selam abicim, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizi bir tanıyalım lütfen. Merhabalar, ben adım Serdar Işık. Hollanda'da ikamet ediyorum. Burada iş olarak psikoloğum ben. Bu şekilde burada yaşıyoruz. Kaç yaşındasın Serdar? Ben 36 yaşındayım. 36 yaşında, yani tamamıyla 36 senedir buradayım. Doğma büyüme Hollanda'da yetiştim ben. Selamünaleyküm. Değerli kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sizi sormalıyız. Eyvallah. Sizi bir tanıyalım sevgili kardeşim. Ben Ağa Erdoğan, Sakalin Camisi'nin... Memleket neresi? Ha, memleket Elazığ. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Siz de hoş gelmişsiniz. Bugünün münasebetiyle burada bulunduğunuzdan dolayı Ehl-i Beyt dostlarının burada olması, Sakalin Camiası'nda olması da bizi ayrıca sevindirmiştir. Bugün Hazreti Fatıma-i Zehra'nın şehadeti münasebetiyle Hazreti Fatıma-i Zehra'nın aşıkları bugün burada toplanmışlar. Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in, İmam Ali aleyhisselam'ın ve Hazreti Fatıma-i Zehra Ehl-i Beyt'in anası olmasıyla birlikte dünya alemin alemdeki dört kadının hanım efendisi, seyidesi olmasıyla beraber bu bizim için ayrıca bir şereftir. Onun aşıkları olmasıyla bizi tabii ki bu muhabbet, Allah-u Teala bizi kıyamete kadar bu aşk muhabbet üzere daim eylesin inşallah. Ve bizleri ona layık olmayı,
onların yarlarından olmayı nasip eylesin. Havz-ı Kevser'de bütün anneleri onun eliyle sulanmayı ve biz amca ve kardeşler olarak da olsa bizim gibi kardeşler de Resulullah ve İmam Ali'nin, İmam Hüseyin ve İmam Hasan'ın eliyle Kevser suyuyla sulanmayı nasip etsin. Buradaki taziye tesliyatisiyle ilk başta Resulullah'a, İmam Ali Aleyhisselam'a, İmam Hasan, İmam Hüseyin'e ve zamanın diğer imamlara, zamanın imamı İmam Mehdi Aleyhisselam'a taziyelerimizi arz ediyoruz, tesliyat diliyoruz. Ve İslam rehberi İmam Seyyid Ali Hamane'ye de burada taziyelerimizi dile getiriyor, arz ediyoruz. Allah-u Teala bütün İslam aleminin ve Hazreti Fatıma-ı Zehra'nın bu şehadetini ve Şia ve Sünni Ehl-i Sünnet kardeşlerim arasında da vaadete vesile olmasını diliyoruz Allah'tan. Amin güzel. Bizler Allah-u Teala innemel müminine ihvetun ayetinde amel etmeyi, ona layık olmayı, Hazreti Fatıma'nın aşklarında olmayı bizlere nasip etsin. Sizlere tanışmaktan tekrar şeref duyduk. Sizi burada gördük, tekrar sevindik. Allah daha güzel günleri beraber yaşamayı ve onunla böyle güzel merasimlerde bulunmayı bizlere nasip etsin. Allah razı olsun. Ve bizi izleyen tüm kardeşlerimize selamun aleyküm ve rahmetullah diyorum. Allah'ın ve Resulünün ehl-i beytinin yardımcı. Seni bırakmıyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel konuştun böyle Elazığlı kardeşim. Bir defa cümlemizin. Allah razı olsun. Kaç yıldır buradasınız? Biz yaklaşık 96'dan beri buradayız. Buraya geldiğimizden beri Seyyid-i Mevlana Muhammed Avcı hocamızla tanıştık burada. Bu mektebin vesilesiyle, Ehl-i Beyt tanıma vesilesimiz. Buradaki memleketli olsa gerek. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Tüm memleketin birçok yerlerinden Ehl-i Beyt Mektebi'nin mensubu ve Ehl-i Beyt'e kazanımı olan ilk başta bunun vesilesi İmam Khomeini Rahmetullahi'nin talebelerinden olan Seyyid-i Mevlana Muhammed Avcı'nın vesilesiyle biz mektebi tanıdık. Ve bugüne kadar da geldik. İlk başta birçok sıkıntılar yaşandı tabii ki başka yerlerde. Ondan sonra bizim başka bir yerimiz vardı Sakalay'ın orada. Oradan sonra da daha büyük yer nasip oldu. Burayı aldık. Burayı açılışında da Seyda'mız o zaman hayattaydı, nasip oldu. Keşke bu günlere de nasip olsaydı, görseydi. Ve ruhu tekrar şahat olsun. İmam Khomeini rahmetullahi aleyhin, Seyda'mızın, Mola Muhammed Avcı'nın ve biz tüm İslam alimlerinin ve İslam şehitlerinin mekanı cennet olsun. Peygamber ve Ehl-i Beyt'in ve Hazreti Fatıma'nın eliyle Kevser suyu içmeyi nasip eylesin. Allah bizlere de devamını sürmeyi ve o mübarek günde Havz-ı Kevser'de buluşmayı nasip edin. Çok teşekkür ederim. Elazığlı kardeşim, seni tanıdığımda memnun oldum. Razı olsun. Siz gibi değerli Müslüman insanlar da vesile oldular burada. Bu mesajı en azından insanlara taşımanız ve açıklamanız, güzel programlar çıkarmanız, daha güzel günlere program çıkarmanızı Allah'tan diliyorum. Allah devamını nasip etsin. Amin. Size. Sağ olun. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Siz de helal edin. Bir kusurumuz varsa estağfurullah. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm. Ayrıca siz 14 TV çalışanlarına da çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Çok memnun olduk. Kanalınızla beğeniyle evet. İzliyoruz. Allah razı olsun. Da açık. Allah sizin çabalarınızı boşa çıkarmasın. Bu yolda inşallah muvaffak eylesin. Bu da ayrı güzel bir hizmet. Bundan dolayı da sizlere ve bütün 14 TV camiasına başarılar diliyoruz. Ben de sizi tebrik ediyorum değerli kardeşim. Rabbim Ehl-i Beyt yolunda gitmeyi nasip etsin. İlahi amin. Ecmain inşallah cümlemizi. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Sağ olun, var olun. Vatana ve dostlara, herkese selam. Evet. Çok sağ olun. Aleykümselam. Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir, vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la Gurbetçi'nin kamerası tam da bu yaralara dokunarak
vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te, hayatın ekranı 14'te.